Kanal Fırat ekranlarına, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın tam ortasından, çarşamba gününden sizlere sesleniyoruz. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız Akşam Ajansı'na başlıyoruz. Sayın seyirciler, zehir tacirlerine geçit vermeyen Elazığ Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin kent merkezinde yaptığı çalışmada iki şüphelinin üç şahsa uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Bunun üzerine kimlikleri belirlenen şüpheliler M.D. ve F.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14 adet uyuşturucu hap ile 46 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 610 TL para ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sayın seyirciler, Elazığ'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü El-Kaide'nin propagandasını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü El-Kaide'ye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü El-Kaide'nin propagandasını yapan 5 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ Merkez ve Karakoçan ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Sayın seyirciler, Eğitim Birsen tarafından Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi ödül töreni ve şair Serdar Tuncer söyleşi programı gerçekleşti. Eğitim Birsen, Bir Nolu Elazığ Şubesi, Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi ödül töreni ve şair Serdar Tuncer ile söyleyişi programı düzenledi. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, Genç Memur Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, SDK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennetul firdevsi nuzulâ. Bir Bilenle Bilge Nesil projesinde amaçlarının nesli en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu ifade eden Eğitim Birsen Elazığ Birnoğlu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu projede emeği geçen danışman öğretmenlerimize, öğrencilerimize, genç memursenimize, bu projeyi yürüten Başkan Yardımcım Taha Yusuf Sarıgül'e, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, ve bütün öğrencilerimi kutluyorum. Gerçekten inşallah amacına ulaşmıştır. Amacımız burada projenin adında da olduğu gibi bir bilenle bilge nesil. Neslimize en iyi şekilde yetiştirmek. Genç Memur Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ise, Genç Memur Sen Türkiye'nin marka konfederasyonu olan Marka Gençlik Teşkilatı'dır ifadelerini kullandı. Genç Memur Sen birçok çalışma ve faaliyetleri vardır. Burada hepsine girecek değiliz. Bugün sadece Bir Bilenle Bilge Nesil'in programı için buradayız ve birlikteyiz. Memur Sen'in, Eğitim Bir Sen'in, Genç Memur Sen'in bu bağlamda bir rüyası vardır. Büyüklerimizin bir rüyası vardır. Nizam-ı aleme ufuk verecek, Ulu Çınar'ı yeniden ayağa kaldıracak, muttakilere önder olan bilge bir neslin inşası ve ihyasıdır. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ise programda ödül alan öğrencileri tebrik etti. Burada dikkatimi çeken bir husus oldu. Bu programda ödül alanların neredeyse bir kişi hariç
tamamı kız evlatlarımız. Kızlara güzel bir alkış. Bu da şunu gösteriyor ki demek ki kızlarımız daha iyi okuyor, daha çok okuyor. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu programı tertip eden ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, kutluyorum, tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Belirlediler. Ben kendilerine çalışmalarından dolayı, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Programa konuşmacı olarak katılan Serdar Tuncer ise fikre yönelen geleceğe yürüyen gençlik konulu konferans verdi. Böylesi bir şeyi bir sendika dert ediyor. Diyor ki benim güzel okuyan nesil yetiştirmem lazım. Bilen, bilge bir nesil yetiştirmem lazım. Hangi sendika bunu dert eder? Bir şairin kuruluşuna öncülük ettiği bir sendikanın derdi bu olur. Allah rahmet eylesin. Akif İnan abi. Yedi güzel adamdan birisi. Kimselerin aklına gelmezken ya Müslümanların bir sendikası olması lazım diyor. Bak dert ediliyor. Ben babaanneme kitap okurken Müslümanların bir sendikası yoktu bu ülkede. Ve sayın seyirciler, akşam ajansına canlı yayın konuklarımızla devam ediyoruz. Biliyorsunuz son günlerde Elazığ'da ve Türkiye gündeminde yer alan Maden ilçemizdeki heyelan riskini konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Hemen sizlere onları tanıtmak istiyorum. Bakır Maden için Birlik Platformu Başkanı Sayın Süleyman Deniz Seyrek. Yine Bakır Maden için Birlik Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dursun Karadeniz ve Maden ilçesi sakinlerinden Sayın Eşref Yıldız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim bizler Bakır Madeni yıllardır, hatta yüzyıllardır gerçekten Allah'ın yeryüzüne verdiği güzelliğin bir o kadarında yerin altına verdiği bir ilçelerden biri olarak biliyoruz ve ülkemizin özellikle madencilik alanında, bakır madeni alanında çok ciddi bir potansiyelini de barındırdığını biliyoruz. Ama özellikle son günlerde orada yaşanan bir hafriyat durumu sonrasında bir heyelan riskiyle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın bir yönergesi oldu. Daha doğrusu alınan bir karar var. Bunu Elazığ Valiliğimiz de açıklamıştı. Oradaki riskten dolayı orada yaşayan özellikle Cami-i Kebir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların boşaltılmasına dair bir süreç. Ama bu sürecin bir de bir başı var. Bu sürecin başını sizden dinlemek istiyoruz. Sayın Süleyman Deniz Seyrek, buyurun. Evet, öncelikle Elif Hanım şahsınızla bizlere maden içerisinde yaşayanların sesini duyurmak için tanıdığınız bu imkandan dolayı teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Tabii ki de bu doğal olmayan heyelan olayı ne bir yıllık ne bir aylık bir mesele. Maalesef çok uzun zamana dayanan bir olay. Öncelikle bu heyelan olayıyla alakalı birkaç görseli sizlerle ve seyircilerimizle paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Buyurun. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edersek 0 ve 1 no'lu fotoğrafları açarlarsa. Arkadaşlarım hemen ekrana getirecekler. Bu fotoğraflarda sizlerin de ve ekran başında bizleri izleyenlerin de gördüğü gibi fabrikamız 1930'larda kurulmuş, Cumhuriyet'in kuruluşunda sanayileşmenin lokomotiflerinden olmuş bir fabrikaydı. Fabrikamız tabii ki de bizler için çok önemliydi. Fakat daha sonraki yıllarda gelişen süreçle birlikte fabrikamızın maalesef yıkımı başladı. Bu Cumhuriyet'in lokomotifi olmuş fabrikanın yapıları yavaş yavaş kayboldu, kaybettirildi. Bundan dolayı yerinde maalesef bir bakır rengi oluştu ve yapılarımız günümüze ulaşamadı, gelecek nesillere aktaramadık. Daha sonrasında tabii ki de 2012 yılına kadar bu şekilde gelmekle birlikte fabrika alanının bulunduğu alanda yavaş yavaş bir harfiyat dökülmeye başlandı. Tabii ki biz platform ve madende yaşayanlar olarak şunu söylüyoruz. Ve çok özür dilerim, harfiyat derken yani fabrikanın madeni çıkarmak için yaptığı çalışmalarda ilk etaptaki yeryüzünün görünen yüzeyinin
evet, alınarak maden dökülmesi. Atığı. Evet. Maden atığı yani PASA denen malzeme. PASA vatandaşlarımızın anlaması için hafriyat diyoruz. Maden atığı denen malzeme bu bölgeye dökülmeye başlandı. Şu benzetmeyi yapabiliriz. Bu senaryo 4-5 yıl süre gelen bir olayın sonucuydu. Hatta şunu söyleyebiliriz. Ekranlarda da fabrikamızın 70'li yıllardaki görüntüsü gözüküyor. Senaryoyu eğer ki biz Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne sunsak hakikaten de Türkiye 8. ödülünü oradan alır. Yani öyle bir senaryoydu. Bugünün gelinmesinde rol oynamıştı. 2013 yılından itibaren o bölgeye maden atığı denen PASA dökülmeye başlandı. Daha sonrasında tabii sadece harfiyat değil aslında PASA değil heyelanı tetikleyen kimsenin dillendirmediği bir de ana maden ocağında yani o harfiyatın arkasında kalan ana maden ocağında biriken bir su var. Bu su ve harfiyat birleşerek 4 yılın sonunda yani 2017 yılıyla birlikte artık heyelan yüzünü göstermeye başladı bizlere. Arkadaşlarımızdan rica edersem 14 numaralı fotoğraf. Arkadaşlar 14 numaralı fotoğrafı ekrana getirebilirsek. Evet. Orada verelim. Orada biriken su ve harfiyatla birlikte yavaş yavaş bu ekranlarda gördüğünüz ana maden ocağı heyelanın sebepleri ortaya çıkmaya başladı. Yavaş yavaş kendisini sizlerin de hep dillendirdiğiniz tarihi maden köprüsünde yüzünü gösterdi. Yanında bulunan yeni yapılmış betonarme maden köprüsünde yüzünü gösterdi. Yavaş yavaş o bölgede bulunan kamu kurumlarından maden eski hükümet konağı, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve asansör dediğimiz yapıda göstermeye başladı. Ve bu şekilde ilerledi. Tabii bizler biliyorsunuz 15 aylık bir platformumuz. Platformumuz kurulurken bu harfiyata, bu heyelana sebep olan unsurların ortadan kaldırılması ve insanımızın can mal güvenliğinin zarara uğramaması için kurulmuştu. Fakat 15 aydır verilen mücadele maalesef ki sonuçsuz kaldı. Ve madem bugün belirtilen alan kadar olmasa da %10'luk kesimi Cami Kebir Mahallesi'nin insanların canına ve malına zarar gelecek düzeyde bulundu. Yani dediğim gibi bu bir yıllık, bir aylık bir mesele değil. 2013 yılından itibaren başlayan bir süreç. Ve bugün oluşması için yapılan bir senaryoydu diyoruz. Yani bizler buna inanıyoruz ve vatandaşımız bunu söylüyor. Peki neden yani maden orada yaşayan vatandaşların mağdur olunması için yani olumsuz bir senaryo çünkü. Şimdi niye böyle bir senaryoya ihtiyaç duyuyorsun ya da gerek duyuyorsun ki? Elif Hanım tabii ki söylentiler var ama söylentilere kulak asmamak şimdi lazım. Şimdi şöyle de bir gerçek de var. Şimdi bilgi kirliliği de yaşanır bu tür durumlarda. Evet, evet, evet. Hani olabildiğince biz temiz bilgiyle vatandaşlarımızı bilgilendirmek isteriz. Şimdi biliyorsunuz ve Elazığ'ın genelinin ben bunu maden ilçesinin konumunu bildiğine inanıyorum. Şimdi maden vadide kurulu bir ilçe. Ve harfiyatın döküldüğü alanın hemen altında yerleşim yerleri başlıyor. Şimdi orada farklı 5 adet rapor düzenlendi. Raporlarında ortalama olarak bakarsak o bölgede 450 bin metreküplük bir harfiyatın döküldüğü söyleniyor. Şimdi biz nasıl olur da buna iyi niyetli yaklaşabiliriz? Yani yerleşim yerinin insanların bulunduğu bir alanın siz üstüne 410 bin, 450 bin metreküplük harfiyatı döküyorsunuz. Üstüne üstelik geçmiş dönemlerde tahliye edilen suyu tahliye etmiyorsunuz ve zeminin yumuşamasını sağlıyorsunuz bu şekilde. Bundan dolayı biz iyi niyetli düşünemiyoruz. Şunu size söyleyebilirim. O harfiyat sadece orada heyelana sebep olmadı. 4-5 tane unsura sebep oldu. Orada direkt olarak kamu kurum binalarına zarar verildi. Direkt olarak insanların canına kast edildi. Maden ilçesinin doğal yapısı bozuldu. Ve aşağıda bulunan Dicle Nehri'ni ve toprağı kirletmek suretiyle insan sağlığını tehdit eder duruma getirildi. Şimdi bu kadar faktör ortadayken biz bunun nasıl olur da bir senaryo olmadığını söyleyebiliriz. Yani bizler bunun bir senaryo olduğunu, amacın ne olduğunu bilemiyoruz tabii ki de. Yani sizin dediğiniz gibi rivayetlerden ya da söylentilerden yola çıkmak istemeyiz. Çünkü bunlar gerçekçiliği yansıtmaz. Ama niyetin salih olmadığını... ve bu harfiyatla suyun orada biriktirilerek, bırakılarak
maden ilçesinin sonunun getirildiğini, getirilmeye çalışıldığını diyelim. Çünkü madenli hiçbir zaman ilçesini özellikle orada yaşayanlar terk etmediler. Maden bütün Elazığ kamuoyunun bildiği gibi Elazığ'ın şehir kimliği bakımından en önemli ilçelerinden birisi. Ve bizler madenin yok olmaması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi sizlere ve kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Evet. Peki efendim, siz de devam etmek isteriz. Sayın Dursun Karadeniz, siz aynı zamanda Etibank, yani devlet işrettiği dönemde de o fabrikada uzun yıllar hizmet verdiniz. Evet. Atadan dededen madenlisiniz. Evet. Program öncesinde konuştuğumuzda öyle ifade etmiştiniz. Şimdi elbette ki o dönemle bu dönem arasında çok büyük farklar vardır ama evet, bir de süreci yaşamış biri olarak sizden de dinlemek isteriz. Şimdi efendim, ben söze şöyle başlayayım. Sizlere, Kanal Fırat ailesine bizleri konuk ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Gerek madende, gerekse gurbet ildeki bizleri izleyen, dinleyen tüm madenli hemşehrilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi dediğiniz gibi ben bakır madenliyim. Madenden doğdum, madende büyüdüm. Dedem babam madende büyüdü. Ve madende çalıştım. Madende de şöyle bir yerde çalıştım. Fabrikanın şehirler arası haberleşme bölümünde görev yaptım. Benim çalıştığım yıllarda. Şimdi Süleyman kardeşimizin ifade ettiği gibi fabrikanın bir sistemli çalışması vardı. Sistemli çalışması ne? Etibank bu fabrikayı kurduğu zaman zeminini biliyordu. Fabrikanın zeminini tanıyordu. Evet. Fabrikanın eski yeri madenin Kallar Mahallesi. O mahalle oradan kaldırılmış, Arpa Meydan Mahallesi oluşmuş. Ve o mahallenin yeri o gün teknik araçlarıyla, gereçleriyle düzeltilerek fabrika oraya kurulmuş. Fabrikanın bu kurulduğu yerin uç kısımlarına geldiğimiz zaman buralar dolguydu. Harfiyatla dolguydu, o şekilde genişletildi. Ve fabrika üretime geçtiği zaman bu dolgunun yağan yağmurlarla, yağan karlarla herhangi bir kaymaya maruz kalmasın diye fabrikada çıkan cevherin atık maddesi dediğimiz curuf sıcak haliyle buralardan aşağı çaya dökülürdü. Ve bu sıcak olduğu akar giderdi. O yığma olan yerde bir sertleşme kalıp halinde koruyucu olarak kaldı. Yani bir set oluşturuldu. Tabii. Yani bir beton çekmiş gibi bir zemin oluştu. Ve bu zemin boydan boya fabrikanın o düzeltilmiş olan, dolgu olan kısmını adeta isnaf duvarı çekilmiş gibi, bugünkü teknolojiyle söylenecek foro kazıklar çakılmış gibi oranın akmasını önlüyordu. Bunu o günkü teknik bilim adamları o günün şartlarında bu şekilde değerlendirmişlerdi. Artı cevherin çıktığı bölgede ilk zamanlar yüzeysel olduğu için orada biriken sular dışarıya atılacak kanallarla çaya akıtılıyordu. Fakat bu zemin derine düşünce bu sefer oraya elektrik tesisatı çekerek, oraya pompa kurarak, pompa vasıtasıyla yağan kar sularını, yağmur sularını, derelerden gelip oraya biriken suları, orada dinamit atılıyor çünkü sürekli. O günün şartlarında dinamitle çıkıyordu cevherler. Dinamitlerin o zeminde açtığı çatlaklardan oradaki sular zemini yumuşatmasın, aşağıya kadar gitmesin diye dabanı oynatmasın, herhangi bir hareket oluşmasın diye o suyu boşaltıyorlardı. Fakat Etibank buradan elini çektikten sonra yukarıdaki o bölgenin suyu, o havuz gibi olan yer, göl gibi olan yerin suyu boşaltılmadı. Zemini olduğu gibi her yıl zemini emdi, yumuşattı. Bu sefer gelelim bu tarafa. Bu tarafa da gelince o dedim ya, curufları dökmüşlerdi, set oluşmuştu. Bunları da müteahhit dinamit patlatarak kırdı.
getirdi. Sıkılmasının sebebi nedir? Kırdı, işletiyorum yani bunun içinde cüruf var diye, bunun içinde cevher var diye. Kırdı, olduğu gibi o setin komplesini, eğer burada görüntülerde varsa gösterseniz görünür. Arkadaşlarım arada veriyorlar ekrana, buyurun. Bunu orada o şekilde aldıktan sonra oradaki ham toprak da çıktı ortaya. Ne oldu? Orada bu sefer yağan yağmurlar, yağan karlar oranın zeminine de işledi. Zemin olduğu gibi yukarıdan bir taraftan yağan yağmurları emerek yumuşadı. Bir taraftan burada salkım halinde sallanarak yumuşadı. Harfiyatla döküldüğü zaman harfiyatın üzerine gelen kar ve yağmur yumuşattı. Aşırı bir derecede ağırlık vererek, bir daha şurada bir dikkat çekerim. Dökülen harfiyat sakız gibi bir toprağa sahip yani. Sakız gibi toprağa sahip olan harfiyatın su çekme olayı daha fazla. Evet. Onun için daha fazla bir ağırlık yapar. Buradan baskı yaparak köprülerin oradan başladığı patlatmaya. Ben şunun dibini çizmek istiyorum. Eğer o köprüler orada olmamış olsaydı, şimdi oranın kayması daha erken olmuştu, çayı dolurmuştu. Şu anda o köprüler bir yerde tampon görevi görüyor. Ama nereye kadar, hangi şiddete kadar dayanacak onu bilemiyoruz. Peki. Ha, bir de şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ben bu konuda sadece madenliği, madende mağdur olan insanları değil, burada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün de bu konuyu el atmasını istiyorum. Niye istiyorum? Bugün Dicle Nehri dediğimiz nehirimiz en büyük kolu olarak maden Dicle Çayı'ndan besleniyor. Evet. Allah korusun, şöyle bir yağışların şiddetli olduğu bir dönemde geceleyin o çayın önü bir kapanırsa tek evlere kadar deniz olur, deniz. Ne kara yolu kalır, ne demir yolu kalır, ne de o civardaki evler kalır. Onun için bunun bu sefer tahliyesine geçmeye kalktıkları vakit, önünü açtıkları vakit, oradan aşağı baraja doğru ne kadar kum toprak gider, ne kadar yeri sel alır götürür. Çok büyük tehlikeler bekliyor. Peki. Onun için devletimizin bu işe çok ciddi olarak el atması lazım. Yani prosedürlerin kendi haliyle işlemesi değil, bir kriz masası oluşturulup, kriz masasında muttakip edilerek bir an önce bütün çareler alınmalı yani. Peki efendim, biraz da yine maden sakinlerinden Sayın Eşref Yıldız'la konuşmak isteriz. Şimdi siz ben de madende... Maden sakinlerinden Eşref Yıldız. Evet. Efendim şunu sormak istiyorum size. Kanal Fırat ailesine teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Şunu sormama müsaade ederseniz eğer. Şimdi siz de sonraki dönemlerde aynı fabrikada çalışan birisiniz. Ve sonrasında bugün maden böyle bir riskle karşı karşıya ve bu doğal afet kategorisine de giren bir durum değil. Sonradan belki de insan eliyle bu hale gelmiş bir durum. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi madenin bir de kabaca çıkan harfiyetin oraya tökülmesinde maden halkını mağdur etmiştir. Maden halkı bu psikolojikmen bir rahatsızlık geçiriyor. Evlerinde geceleri yatamıyorlar. Bundan dolayı burada bir kasıt var. Bu kasıtten dolayı buranın harfiyeti buraya tökülmesi, yeri yerinde bir harfiyet tökülmemiştir. Bu harfiyet 2015'ten ama 2016'ya kadar bu harfiyet tökülürken biz kendilerine hatırlattık, dedik ki mesela diyelim ki tüm büyüklerimize biz getir, büyüklerimizin yanına getir, dedik ki bu harfiyet buraya tökülmesin. Bu harfiyetten doğacak bir zarar madenliler görür. Biz madenli olarak psikolojik bir rahatsızlık bize takiben bir rahatsızlık duyuyoruz. Vatandaşımız her gün bu rahatsızlıktan dolayı geceleri evinde kabus geçiriyor. Bunların bir an evvel devlet yetkililerine
burada sesleniyorum. Devlet yetkililerine bir an evvel burada çözüm yolunu aramalı, kriz masasını oluşturmalı. Bu kriz masasında bu işletmenin madene vermiş olduğu büyük bir zarardır. Bunu evet. görüyoruz. Ha, buna nazaran oradaki baskı alt birimlere baskı verirken maden köprüsünde zayıf noktayı vurdu, patlattı. Şimdi karşı mahalleye, bir de bunun karşısı var. Orayı boşalttın, tahliye ettin. Tahliye ettikten sonra karşı mahalle ne olacak? Çarşısı gitti, esnafı gitti. Burayı gittikten sonra bu karşı mahallede bu taraf patladığı zaman, karşıya vurduğu zaman acaba düşünebiliyorlar mı ki yetkililerimiz kaç derece şiddetinde bir deprem oluşur? Görebiliyorlar mı? Bu bir deprem oluşur. Burada bir deprem oluşur. Karşı mahalledeki insanların evlerinin altında kaldığı zaman onun garantisini kalmayacağına onun garantisini verebilen bir kimse var mı? Yetkili var mı? Yok. Bu da yok. Ha şimdi madenimizi başka bir yere taşımaya. Madenin değerleri var. Bu maden değerleri maden olarak bir şehrin değerleri olması gerekli ya şehir oradaki bir şehrin varoluşunu gösterir. Hı hı. Kültürel değerler. Mesela Saat Kulemiz var. Hı hı. Camimiz var. Buna benzer eski adliye sarayımızdaki eski yapıdır. O yapımız var. Yani siz diyorsunuz ki biz oradan çıkmak istemiyoruz. Doğru mudur? Aynen. Biz oradan çıkmak istemiyoruz. Oranın sorumluluğu da şu andaki işletme sorumludur. Başka hiçbir sorumluluğu yoktur. Dinamitlerin o kadar ağır lağımlarla dinamit patlatıldı ki 13 ton gübre dinamitlere koydu, orada patladı. O hayalan olmadı o madende. O dönem içerisinde hayalan olmadı da şimdi mi bu ufak bir pasada hayalan oldu? Değil. O dinamitler atıldığı zaman evlerde bir çatlak yoktu. Fakat bu pasa oraya döküldükten sonra pasa çet doğrultusunda diyorlar, biz çet doğrultusunda dökmüşüz. Çet doğrultusunda da pasa dökülmemişiz. Pasayı döktükten sonra çet alınıyor. Peki efendim, yani göz mü yumuldu? Yani şimdi şöyle bakın, şimdi siz dediniz ki kötü bir senaryo olduğuna inanıyoruz. Bu evet. bir iddiadır. Ama yine şöyle de bilgilere ulaşmış durumdayız. İşte bazı işte madene fabrikanın sağlayacağı fayda göz önüne alınaraktan iyi niyetle yaklaşılmış durumlar olmuş olabilir deniliyor. İşte 2007 yılında satışı yapıldıktan sonra fabrikanın ÇED raporundan muaf olduğu ifade ediliyor ki bunlar da hepsi bir iddiadır sayın seyirciler, bunun altını çizmiş olalım. Ya da bugüne kadar mesela siyasilere, mesela yerli halk olsun, ilçenin yöneticileri olsun, ilin yöneticileri olsun, herhangi mesela bir bakanlığa başvuruldu mu, vatandaşın tepkisi olmadı mı, vatandaşın talebi olmadı mı? Yani bir durum var ortada, bir hasta var. Bu hastayı iyileştirmek yerine hastayı kendi haline mi bıraktık? Bunda hepimizin de belki suçu vardır. Vatandaşlar hiç mi dile getirmediler, talepte bulunmadılar? Vatandaşlar talepte bulundular ama yöneticiler tarafından göz ardı edildi diyebiliriz. Çünkü burada kendileri de madende yaşıyorlar. Dışarıdakiler de zaten aynı şekilde tenkitte bulunmuştu yöneticilere. Mesela o ÇED olumlu kararının verilmesi, ÇED'den muaf olma durumu, onu size açıklamak istiyorum. Şimdi ÇED'den muaf olduğu yönünde söylentiler var. Fakat şahsımın dönemin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 4 Ocak 2018 tarihinde bir başvurusu var. Hı hı. Bu bölgede ÇED raporunun olumlu olarak karar verildiği yönünde ve nereye gösterildiği yönünde. Kameraya doğru göstereyim ama şey olduğu için gözükmeyecekti büyük ihtimalle. Arkadaşımdan şimdi rica edelim. Benim BİMER'e başvurmam üzerine çevresel etki değerlendirme
raporunun olumlu olarak sonuçlandığı ve şahsıma koordinatların gönderildiği yönünde belge var. Elimizde Başbakanlık İletişim Merkezi biliyorsunuz resmi bir kurumdu. Bu rapordaki koordinatları haritada koyduğunuz zaman o bölgeyi gösteriyor. Ve şahsıma gelen yazıda diyor ki 40 bin metrekarelik alana yani oraya dökebilirsin. Yani ki orası da sanıyorum yanlış değilsem yine edindiğimiz bilgilere göre fabrikanın kendi alanı. Tabii, doğru mudur? Tabii ki değil. İzabe bölümü. Kendi alanıdır. Eski fabrika sahasının bulunduğu yerdir. Fakat dediğim gibi her ne kadar fabrikanın kendi alanı olsa dahi Elif Hanım, şimdi insan hakları denen bir mevzu var. Siz insanların yerleşim alanının üstüne döküyorsunuz. Üstelik tam olayın merkezinde kamu kurumları var. Yani devlete de aslında bir nevi zarar verilmiş durumda. Dönemin birim fiyat teklif cetveline baktığınız zaman ağır bir devlete yük gelmiştir. Ve bugün kaymakamlığımız kendisinden çok 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 küçük bir binaya hapsolmuştur. Yani devlete zarar verilmiş, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ilçe merkezinde yer bulamadığı için ilçenin biraz dışındaki bir bölgeye tahliye olmuştur. Yani biz iyi niyet göremiyoruz o yüzden. Yani birebir göz göre göre bu alanda çalışan bu ÇED olumlu kararı da aslında nasıl verildi biz bunu da sorguluyoruz. Yani bu çevresel etki değerlendirme raporu nasıl olumlu olarak sonuçlandı ve diyorum ya resmi belgeyle gösteriyoruz ve Başbakanlık İletişim Merkezi'nden gelen şey de o bölgeye dökebilirsin denilmiş. Ha nedir? Aslında vatandaşımızın da sizler haber yapıyorsunuz madene gidip insanlarımızdan düşüncelerini alıyorsunuz ve herkesin gördüğü kadarıyla madende insanların kafası çok karışık. Bunun karışık olma sebebi var. Geçen seneden beri bu son raporlarla birlikte 7-8 tane madendeki heyelan üstüne rapor yazıldı. Ve bu raporların içinde Fırat Üniversitemizin var, AFAD'ın hazırladığı var, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hazırladığı var, Yalova Üniversitesi var, Hacettepe, ODTÜ. Yani her yerden rapor alınmış. Ve deseniz ki bu raporlar arasında hepsi tutarlı mı? Hayır değil. Yani burada zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini açıklayamayacağız ama bizim hazırladığımız bir dosya vardı ve biz bunu bakan yardımcılığı düzeyinde geçen sene herkese ilettik. Geri dönüş olmadı mı hiçbir şekilde? Geri dönüş oldu fakat şöyle oldu. Bizim ve Cami Kebir Mahallesi muhtarımız Mehmet Deniz'in başvurusu üstüne geçen sene Mayıs ayında o bölgeyi işleten yetkililere şöyle bir yazı gönderildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan. 6 ay içinde kaldırılması ve resmi yazıdır. İstenirse açıklayabiliriz. Kaldırılmadığı takdirde gerekli işlemlerin uygulanacağı. Bu söylendi. Yani bakanlığımız iyi niyet göstergesi olarak o bölgedeki harfiyatın tahliyesini kaldırılmasını istedi. Ne hayra alamettir ki kaldırılmadı. Cüzi miktarda caydırıcı olmayan maddi cezalar verildi. Peki efendim şimdi hani dedik ya dökülen alan fabrikanın alanı ama siz çok daha iyi bilirsiniz. Evet. Bir de şöyle bir iddia var, bir söylem var. Etibank döneminde de orası zaten fabrikanın alanıydı ama hafriyatı başka bir alana döküyordu. Tabii. Acaba firma maliyetten kaçınmak için mi böyle bir şey yapmış olabilir mi? Maliyetten kaçmak için şimdi insan hakları suçu. O zaman diyebiliriz. Peki efendim mesela orada yaşayan madenliler olarak buna tepki göstermediniz şimdi mi? Şimdi orada tabii ben orada oturan değilim de fakat gidip geldiğim zaman orada edindiğim bilgiye göre madenler tepki yapmıştır. Fakat madenlerin önüne öncülük yapan olmamıştır. Önlerine öncülük yapan olmamıştır. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Orada dediğim gibi bir heyet kurup bir belediye başkanı ile birlikte misal diyelim veya oradaki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte gerektiği vakit ta Ankara'ya, meclise kadar gidip bu konuyu ve Etibank Genel Müdürlüğü'ne kadar gidip bu konuyu dile getirip şikayet etmek, peşini takip etme gibi böyle bir girişimde kimse bulunmamış. Ama efendim yani şöyle olmuş. Yerel yönetimler yeni değişti ama bir önceki maden belediye başkanının bu konuyla ilgili açıklaması vardı. Şimdi tabii vardı. Ne diyor belediye başkanı? Şimdi yani burada kimseyi suçlamayalım. Akşamleyin ben dinledim. Diyor ki su parası bu adam bu kadar yıldır belediye su vermiş oraya. Bu adam su parasını ödememiş. Sonrasında kesmişler zaten. Dinle.
bu kadar vergi ödemesi lazımmış. Onu ödememiş. Artı çevreyi kirletme bedeli alıyor belediye. Bunu ödememiş. Bu kadar yıl belediye bu hakkını almadan bu adama kendi yetkilerine dayanarak bir önlemler alıp da bir yerlere başvuramadıktan sonra. Ama bakın bir de şöyle de bir durum var. Onu da hani açıklamak zorundayız. Evet. Dönemin valisi Sayın Murat Zorluoğlu şu an Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Elazığ evet. valisiyken yine bu atık suların Dicle Nehri'ni kirletiyor olması nedeniyle ve başka bazı sorunlar nedeniyle bir süre durdurma kararı evet. da vermiş. Evet güzel bak ne güzel. Demek ki yerli yerince mücadele verildiği zaman yapılıyor yani. Yerli yerince millet bir araya gelip de bir mücadele vermemiş yani. O zaman biraz da şimdi tabii. Sayın Maden Sakin Eşref Bey'e de sormuş olalım. Hani tepkiniz acaba yeterince ya da sıkıntınızı yeterince dile mi getiremediniz? Biz tepkimizi dile getirdik. Bize bu fırsatı siz zaten belirttiğiniz gibi dönemin belediye başkanı Nazan Günal döneminde Nesko şirketi burayı daha önce de aldı, özelleştirdi. Nesko şirketinde, Nesko şirketine bu tekrar geri alındı, bu şirkete devredildi. O dönemi içerisinde iki kamyon harfiyet Paca'nın yan tarafına tüküldüğü zaman Nazan Günal belediye başkanımız bizzatı kendisi çıktı, orada o harfiyeti kaldırdı. Bunu gördük. Ha. Şimdi Nesko şirketi buraya devrettikten sonra, bu şirket buraya geldiği zaman 1500 kişi de bahsedildi. Bunun artısı, eksisi yok. 100 kişiyle çalışıldı. Bir ay çalışıldı, iki ay çalışılmadı, bir sene çalışılmadı. Maden bölgesine, ferdine bir tek gelir getirisi yok. Ha, bunun getirisi olmadığından dolayı bir de madenleri zarara uğratmaktan başka evinde, iskanında yani bertaraf etti. Şimdi buranın... Burada biz madenli olarak maden nüfusuna kayıtlı henüz de maden nüfusunda ikametgah eden bir şahıs. Madenliler dedik ki kabus geçiriyor. Gerçekten kabus geçiriyor. Öyle bir korkunç, demeçler veriliyor ki sanki maden kökten kopmuş gidiyor. Böyle bir şey yok. Yalnız o baskıda dolayı aşağıdaki baskıyı önleseler, oradaki belediye bekleme salonunda aşağı zarar görmüş. Doğrudur, o baskı yani o baskı oraya zarar vermiş, onu görüyoruz. Ondan aşağıya zarar vermiş. Mesela Milli Eğitim, adliyemiz, belediye köprümüz, orayı zarar gördü. Fakat bundan bu tarafı zarar görmemiş. Ha. Karşı tarafta, şimdi bizim madenin iki tane maden havzası vardır orada. Biri Vais, birinci derecede maden üssünün dediğimiz şu anda o harfiyeti oraya alıp buraya çöktüklerinden biri orası, biri de Vais. Ana yatakla Vais'in arasında 500 metre bir fark var, 500-600 metre bir fark var. Şimdi orası da tehlikede. Oranın üzerine de tekrar harfiyet tökülmüş. Orada da bir çatlama olmuş. Oranın da kaldırılması lazım. Hiçbir yere bir el vurmuyorlar ve buna nazaran da oradaki o bölgedeki insanları mağdur ediyorlar. Peki. Mağduriyet değil söz konusu evet. buna. Toparlamalı bir şey diyebilirim. Çok, yani teşekkür ederim. 5 dakikamız var. Son cümlelerinizi almak istiyorum. Bir sorun var. Bu sorunun en iyi şekilde çözülmesini istiyoruz biz. Evet. Böyle bir risk altında diliyoruz en kısa sürede. Bizim çünkü devletimiz büyük bir devlet. İnsanı da hiçbir zaman mağdur etmemiştir, mağdur da etmeyecektir. Son olarak cümlelerinizi almak istiyorum Sayın Seyrek. Buyurun. Şimdi Elif Hanım, durumdan herkesin malumu oldu. Az çok vatandaşın psikolojisi, bölgede nasıl tahribata uğratıldığı bunların hepsi ortada. Fakat bölge halkının
ve bizlerin platform olarak çözüm önerisi şudur. Şu anda çizilen heyelandan etkilenen bölge maalesef ki belki de dedikleri gibi doğrudur ama hiç böyle ayrıntılı olarak bir açıklama olmadığı için bizler dışarıdaki raporları hocalarımıza göstererek bunu ortaya koyuyoruz. Bölgenin daraltılması lazım. Heyelandan etkilenen bölgenin. Biz devletimizin hiçbir zaman yanlış karar vereceğini zannetmiyoruz. Fakat yanlış karar verdirtilebilir diye düşünüyoruz. Şunu söylemek isterim. Çözüm önerimiz şudur. Madende heyelandan etkilenen bölge maden köprüsüyle garaj arasında kalan bölgedir. Bu bölgede bulunan kamu kurumları ve özel şahıslara ait olan yapılar. Hepsinde gözle görülür şekilde tahribat vardır ve aciliyetle oranın boşaltılması lazımdır. Bu vatandaşlara kalacak yer temini yapılmalı ve bunlar derhal tahliye edilmeli. Daha sonrasında yapılması gereken şudur. Harfiyatın ivedilikle can kaybına dahi sebep olmasa Allah muhafaza aktığı zaman Dicle Nehri'nin önünü keser. Diyarbakır Elazığ Karayolu kapanır, demiryolu kapanır ve maden hiç ummadığımız bir şeydir. Sarsıntıyla birlikte bir baraj haline dönüşebilir. Harfiyatın derhal kaldırılması gerekiyor. Yani orada tahliye sadece çözüm değil. Harfiyat konusunda özür dilerim. Hiçbir söylem yok ama harfiyatın derhal kaldırılması lazım. Geç kalınmıştır ama daha da geç kalınmaması önemlidir. Sonrasında vatandaşın isteği şudur son olarak. Harfiyat kaldırıldığı zaman bugün 4 şiddetinde kayma varsa yarın 1 şiddetine inecektir. İTÜ Üniversitesi'ndeki hocalarımızın görüşüne göre ve kayma bir zaman sonra duracaktır. Zemin sağlıklaştırması yapılıp madenin o bölgesinin kalması lazım. Niye kalması lazım? Şehirleri şehir yapan ismi değildir. İçindeki değerlerdir. Madeni de maden yapan değerlerin %70'i o bölgededir. Cami Kebir gittiği zaman, Köprübaşı gittiği zaman, Memurlar Kulübü, Meydan, Kasaplar, Gelincik Çeşmesi, Yakup'un Sineması, Etibank Sineması, Okul Caddesi, Mıkon'un Hanı bunlar gittiği zaman maden bitmiştir. Ve hiçbirimiz artık madene gidemeyiz. Çünkü içimizden gelmez. Yani maden ismiyle müsamma bir şehir değil. Maden geçmişten gelen bir kültüre ve değerlere sahip bir şehir. Devletimizin konut yapmaktan önce o harfiyatı kaldırıp maden gibi her dönem ilçe ekonomisine katkı sağlamış olan şehre ahde vefasını gösterip bu haksızlığa uğramış şehre ahde vefasıyla birlikte sahip çıkması lazım. Peki efendim. Biz son olarak şunu söyleyeyim. Devletimize her ne olursa olsun güveniyoruz. Fakat madenli eğer ki önümüzdeki birkaç gün daha gereken açıklama yapılmazsa artık başkaldırı olarak kimse bunu görmesin ama hak savunma olarak görsün. Madenli hiçbir zaman 20 kilometre ötesinde terör olmasına rağmen içine terörü almamış bir şehirdir. Devletine baş kaldırmaz. Ama kendi hakkını da dışarıdaki madenliler de gelerek savunacaktır. Peki toplumsal efendim. Hareketle. Peki efendim. Bir cümleyle alayım Sayın Karadeniz. Ben de şunu söylemek isterim. Aslında madenin özelleştirilmesi bile başlı başına yanlış bir olay. Peki efendim. Niye? Bir cümle Sayın Karadeniz. Çok aşıyoruz süreyi. 1934 yılında bu fabrikanın temelini Mustafa Kemal Atatürk atmış. Atatürk'ün attığı temelini attığı kaç tane fabrika var Türkiye'de? Evet. Acaba Türkiye'nin hiç yapılacak başka işleri yok mu da Atatürk getirdi bu fabrikayı buraya attı? Neden? O günkü isyanların, o günkü devlet için bölünmelerinin nereden nasıl başlayacağının hesabını bilerek burayı bir tampon bölgesi yaptı. Fabrikayı buraya kurarak Türkiye'nin bütün yörelerindeki kültürü buraya yerleştirip buradaki insanları bilinçlendirmek, peki, buradaki insanları topluma kazandırmak, Doğu ve Güneydoğu'daki devletin sahiplenmesinin reklamını yapmak. Peki efendim. Onun için yani buraya sahip çıkılması lazım. Bu fabrika tekrar en kısa zamanda özel sektöründen alınıp devlet sektörüne çevrilmesi lazım. Peki efendim. Sayın Yıldız, bir cümle alacağım ama sizden lütfen. Siz ne söyleyeceksiniz son olarak? Ben de devlet yetkililerimden madene sahip çıkılmasını isterim. Temenni ederim. Madeni maden. Elazığ'ın
Elazığ eden maden. Peki efendim. Bizler de biliyoruz, farkındayız. En önemli ilçelerimizden bir tanesi maden. Diliyoruz ki bu sorun da aşılır. Bizler de inanıyoruz. Basın olarak üzerimize düşen ne varsa da onu yapmakla da mükellef hissediyoruz kendimizi. Ama bilgi kirliliğine bulaşmadan doğru ve net bilgilerle insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, bizler akşam ajansını noktalıyoruz ama saatler 18'i gösterdiğinde bir final maçı ekranlarınıza gelecek ve bunu canlı olarak ekranlarınıza aktaracağız. Özel İdare Elazığ İl Özel İdaresi ile Urla Belediyesi'nin basketbol maçı canlı olarak ekranlarınıza gelecektir. Bizler bugünü noktalıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.